Değerli arkadaşlar, bugünkü dersimize hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Prepositions of Time konusunu işleyeceğiz. Prepositions of Time arkadaşlar, bir eylemin Prepositions of Time bir eylemin ne zaman, ne vakit yapıldığını bize bildirir. Veya herhangi bir eylemin ne zaman olacağını bize bildirir. Yani Türkçe karşılığı arkadaşlar zaman edatları diye karşımıza çıkar. Prepositions of time saat, gün, ay, yıl gibi tarihler belirtirken bu kelimelerden biz ne yapıyoruz? Faydalanıyoruz. Hemen örneklerimize baktığımızda arkadaşlar let's meet at 2 o'clock dediğimde bakın arkadaşlar burada at 2 o'clock saat 2'de. Ne zaman buluşalım? Saat 2'de. Yani zaman edatı, zaman tümleci, zarf tümleci olarak karşımıza çıkıyor. Evet, diğer bir örneğimize baktığımızda we have an important exam on Monday dediğimde pazartesi günü önemli bir sınavım var. Sınavım ne zaman? Pazartesi günü. Ne yaptık arkadaşlar? Ne zaman sorusuna cevap verdi ve bize zaman bildirdi. Örneğimize geçtiğimizde I was born in 1989. Ben 1989'da doğdum. Ne zaman doğdum? 1989'da. Bakın yine arkadaşlar zaman bildirdi. Çünkü prepositions of time bize bir eylemin ne zaman olduğunu veya ne zaman olacağını bize bildirir. They will go on a holiday in July. Temmuz ayında onlar tatile gidecekler. Ne zaman tatile gidecekler? In July. Bakın burada time ifadesi var. Dolayısıyla arkadaşlar in July prepositions of time'a girer. I always drink milk in the mornings dediğimde arkadaşlar. Bakın ben her sabahları süt içerim. Her zaman dediği için ve in the mornings dediği için arkadaşlar ne yaptık? Burada biz zaman zarfı olarak in the mornings'i ne yaptık? İşaretledik. Do you like watching horror films at midnight dediğimde gece yarılarında geceleri korku filmi izlemeyi sever misin dediğimizde bakın film izlemeyi sever misin? Ne zaman? Gece yarıları, geceleri dediğimde bakın yine time ifadesini bize midnight vermiştir. Prepositions of time at midnight ifadesidir. Why, diğer bir örneğimize bakalım. Why don't we drink some coffee at noon dediğimde öğle vakti, öğlen vaktinde neden biraz kahve içmiyoruz dediğimde. Ne zaman kahve içmiyoruz? Öğlen vakti. Bakın arkadaşlar yine burada time ifadesi burada. We married in 2005. 2005 yılında ne zaman evlendik? 2005 yılında yine arkadaşlar time ifadesi burada. Değerli arkadaşlar İngilizce'de zaman ifadeleri genellikle istisnalar dışında cümlemizin sonunda yer alır. Bu noktayı unutmuyoruz. Bir daha söylüyorum. İngilizce'de zaman ifadeleri cümlenin sonunda yer alır. Değerli arkadaşlar, prepositions of time'larda sık kullanılan zaman edatlarına bakalım. Birincisi arkadaşlar, saatlerden önce biz at ifadesini kullanırız. At 3 o'clock dediğimde saat 3'te, at half past 4, at 12 o'clock hepsi arkadaşlar saat bildirdiği için biz saatlerden önce at ifadesini kullanırız. Bunları unutmuyoruz. Diğer bir edatımız yani zaman edatımız arkadaşlar on'dur. On birçok anlama gelir ama bunların farklı anlamları olduğu için bunları farklı farklı yerlerde kullanacağız. Birincisi arkadaşlar 10 günlerden önce biz 10 edatını kullanırız. On Sunday, on Friday, on Tuesday, on Monday gibi arkadaşlar. Bunları unutmuyoruz. Günlerden önce biz 10 edatını kullanırız. Değerli arkadaşlar, aylardan önce in ifadesini kullanırız. Bakın,
In normalde içinde, içerisinde, kapsayan anlamında kullanılır. In February dersem Şubat ayında, Şubat'ta, Şubat'ın içerisinde. In May, Mayıs'ta, Mayıs ayı içerisinde, Mayıs'ı kapsayan anlamında. In August, in November dediğimde Kasım ayında, Kasım'ı kapsayan, Kasım'ın içerisinde anlamını bize verir. Aynı şekilde in ifadesi arkadaşlar demiştik ki aylardan önce bir de yıllardan önce kullanılır. In 2014, in 1453, in 2006 and in 1923 dediğimizde bakın arkadaşlar yıllardan önce biz hep in edatını kullandık. Bir de neden kullanıyorduk arkadaşlar? Aylardan önce. In May. Mayıs içerisinde. Mayıs ayı içerisinde. Mayıs'ı kapsayan demek arkadaşlar. Dolayısıyla in edatını biz hem yıllarda hem de aylarda kullanıyoruz. In edatının kullanıldığı yer arkadaşlar mevsimlerden önce kullanılması. In edatı demiştik önce yıllarda, yıllar, aylar ve arkadaşlar bir de mevsimlerden önce biz in edatını kullanıyoruz. In ne anlam katıyordu? İçinde kapsayan, içine alan anlamında kullanılıyor arkadaşlar. İçine alan. Dolayısıyla arkadaşlar in winter, kış ayı içerisinde, kışın. In summer, yazın, yaz ayı içerisinde. In spring, baharda, ilkbaharda, in autumn'ın sonbaharda, yani sonbaharın içerisinde anlamında biz in edatını arkadaşlar mevsimlerden önce kullandık. Özetle diyoruz arkadaşlar, in edatı mevsimlerden önce, yıllardan önce ve aylardan önce kullanılır ve bize zaman bildirir. Değerli arkadaşlar, bizim dikkat edeceğimiz bir nokta var. Bakın, in edatı demiştik ki aylardan önce kullanılır demiştik değil mi arkadaşlar? Bakın burada hepsi bir ay. Ama biz burada şuna dikkat ediyoruz. Aylardan sonra herhangi bir tarih belirtilmişse, herhangi bir rakam verilmişse arkadaşlar biz bunlarla beraber, rakamlarla, tarihlerle beraber ayları kullandığımızda önüne in değil on edatını getiriyoruz. Bu arkadaşlar bizim için önemli bir nokta. Lütfen buna dikkat ediyorsunuz. Normalde aylardan önce in edatı kullanılırdı. Ama eğer ekstra bir tarih verirsem, sayı verirsem arkadaşlar ben ne yapıyorum? In değil on in değil on edatını kullanıyorum. Değerli arkadaşlar hazırlık noktasında sizlerle beraber birkaç tanesini yapalım ve konumuza devam edelim. Boşluklara in, on, at ifadelerini yazıyoruz. Demiştik ki arkadaşlar at saatlerden önce değil mi? Hatırlıyoruz hemen. On arkadaşlar günlerden önce, on günlerden önce günler ve in de arkadaşlar mevsimler. Mevsim, daha sonra aylar ve yıllardan önce. Evet arkadaşlar, bunları hatırladıktan sonra hemen konumuza geçelim. I have swimming courses Wednesdays dediği için, burada arkadaşlar gün olduğu için, çarşamba günleri dediği için günlerden önce biz on edatını kullanıyoruz. İkinci örneğimize baktığımızda the train arrives 4 o'clock dediğimizde tren saat 4'te varır dediği için ve saat olduğu için zaman ifadesi bir dediği için biz saatlerin önüne at ifadesini at edatını getiriyoruz. Değerli arkadaşlar üçüncü soruya bakalım ve bakın burada dikkat etmemiz gereken bir ifade bakın. Yine burada bir ay var. Aylardan önce biz normalde in edatı geliyordu. Ama arkadaşlar burada tarih verildiği için, bir sayı verildiği için biz in değil yerine on ifadesini getiriyoruz. Buna dikkat ediyoruz. Evet değerli arkadaşlar bu konunun anlaşıldığını düşünüyorum. Bu konuyu geçiyoruz. Değerli arkadaşlar hemen biz konumuzla ilgili birkaç tane test sorusu çözelim ve konumuza devam edelim. I must
Finish painting the walls 3 days. Arkadaşlar, ben duvarların boyanmasını 3 gün içerisinde bitirmek zorundayım anlamını elde etmek için biz arkadaşlar in edatını kullanıyoruz. 3 gün içerisinde, 3 günde anlamını elde etmek için in edatını kullandık. Dolayısıyla doğru cevabımız Adana'dır. İkinci soruya baktığımızda arkadaşlar, I went to fishing with my father yesterday. Arkadaşlar, yesterday kelime anlamı dündür. Dolayısıyla arkadaşlar, ben şıklarımı incelediğimde in arkadaşlar mevsimler, yıllar ve aylar ile beraber kullanılır. Dolayısıyla burada üçünde ay, mevsim, yıl olmadığı için A şıkkını elerim. C şıkkına baktığımda arkadaşlar, at edatı saatlerden önce kullanıldığı için at edatını eliyorum. B şıkkında ise arkadaşlar, on edatı günlerden önce kullanıldığı için biz arkadaşlar bunu eliyoruz ve doğru cevabımız Denizli ve yesterday dün ifadesinin önüne hiçbir edat getirmiyoruz. Bunlara dikkat ediyoruz. Üçüncü sorumuza bakalım arkadaşlar. I don't go out alone. I don't go out alone. Tek başıma gece arkadaşlar. Eğer gece belli bir specific time yani özel bir zaman bildiriyorsa arkadaşlar biz yine ne yapıyoruz? At ifadesini kullanıyoruz. At night. Cevabımız arkadaşlar dolayısıyla Ceyhan olur. Değerli arkadaşlar burada in kullanamayız çünkü burası at night ifadesi ne bir ay, ne bir yıl, ne de bir mevsim. Dolayısıyla A şıkkını eliyorum. 10 ifadesi yine aynı şekilde günlerden önce kullanıldığı için B şıkkını eliyorum. D şıkkında herhangi bir edat verilmediği için ve night ifadesi bir edata ihtiyaç duyduğu için D şıkkını eliyorum. Ve doğru cevabımız at ifadesi yani C şıkkımız doğru cevaptır arkadaşlar. Ve arkadaşlar at night ifadesi aynı zamanda kalıptır. Gece vakti dediği için arkadaşlar kalıptır değişmez at night bunları unutmuyoruz. Son sorumuzu yapalım ve arkadaşlar konumuzu bitirelim. The exam will start 2 o'clock. Boşluktan sonraki ifadem arkadaşlar saat bildirdiği için biz saatlerden önce hangi edatımız preposition of time'ımızı kullanıyorduk? Yani saatlerden önce hangi zaman edatımızı kullanıyorduk? Cevabımız Ceyhan at ifadesini ne yapıyorduk biz? Saatlerden önce kullanıyoruz. Dolayısıyla doğru cevap Ceyhan'dır. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.